Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim. Hani hep gelinmek istenir, gelinir de ama gidilmek istenmez. Biz daha yeni geldik. Gitmeyi isteyecek miyiz bilmiyorum. Ama Havana'ya hoş geldik. Sizler de hoş geldiniz. Savana'da ne var? Havana'da bol bir sıcak hava var. Sıcak havayla beraber Hindistan cevizi ağaçlarının gölgesinde ne yapacağız? Havana'ya doğru akacağız. Neler mi bekliyor bizi? Vallahi ben de bilmiyorum. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil, ne mavi yosunlu akvaryumda yüzen kırmızı balığın, ne de al çeperli elmanın. 1961 yaz ortasında Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür bugünleri de gördüm. Ölsem gam yemem, Gayrı'nın resmini yapabilir misin üstad? Evet, Nazım Hikmet'in dizeleriyle Küba'ya merhaba dedik sevgili izleyiciler. Zamanın durduğu yere yolculuk yapmak dendiğinde, zamanda yolculuk yapmak dendiğinde bence Küba gelmeli akla. Küba, bambaşka bir ülke. Büyük usta Nazım Hikmet'in dostu Abidin Dünay'a gerçekten de böyle midir? Mutluluğun resmi Küba'nın resmi midir? Ya da Havana sokaklarında oynayan bir çocuğun kimi diye merak ettik ve düştük yollara. Escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar, yo te canto con sentimiento, mi manana te lo voy a dar. Görmek için can attığımız bu güzel ülkedeki yaşam biçimlerini, mimari dokuyu, havasını, suyunu, kısacası gitmek isteyenlere faydası olabileceğini düşündüğüm bazı notları sizler için bu gezi programında dile getireceğim. Oldukça zorlu bir yolculuk Küba yolculuğu. Yaklaşık 13 saat kıtalar arası uçuş, 8 saatlik zaman farkı. İndiğindeki yorgunluk insanı afallatıyor. Ağırlaşmış ayaklar, bulanık zihinle havaalanından çıkarken adapte olmaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz manzaralar harika. Binalar, caddeler ve kafanızda bin bir fotoğraf, Küba fotoğrafıyla canlanan Küba hayaliyle o yorgunlukla ne yapıyorsunuz? Önce kalacağımız noktaya, yani konaklayacağımız eve doğru yol alıyoruz. Evet, ne yaptık? Önce Küba'ya geldik. Küba'da normalde pansiyon olarak kullanılan evlerde kalacağız. Ve ev sahibimiz burada. Your name? My name is Mara. 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 Mara çok tatlı bir hanım. Çok neşeli. Bizi evinde ağırlayacak. İki gün burada kalacağız. Thank you. Okay. Çok şık bir evi var. Odamızı göstereceğim ama şu an biraz dağınık. Gördüğünüz gibi evimizde böyle bir yerde kalıyoruz. Bize şapkalar veriyorlar, şapkalarınızı güneşte kullanabilirsiniz diyorlar. Ve şimdi yavaş yavaş bahçemize çıkıyoruz. Bizlere bir ikramlarda bulunacaklarmış. İşte gördüğünüz gibi cennet gibi bir evde kalıyoruz. Yemyeşil bahçesiyle bizlere ikramda bulundular. Cuba Libre isimli bir içkiyle karşılıyor. Kolayı Roma ekleyip yaşasın Küba, yani Cuba Libre diye bağırırlar. Cuba Libre enfes bir içki. Kalacağımız yerde biraz dinlendikten sonra yavaş yavaş Küba sokaklarına çıkıp Küba'yı keşfetmeye ve akşam yemeği için Havana'nın restoranlarını aramaya çıkmanın tam zamanıdır. Evet, bir zamanlar zenginlerin sayfiye yeri gibi görünen bu sokaklarda artık vatandaşlar ve halk yaşıyor. Gördüğünüz gibi paralarla alınamayacak bir villanın bahçesinde çocuklar eğleniyorlar. Kübalı çocuklar bunlar. İşte halk devrimi böyle bir şey. Zenginlerin malikanelerini çocuklara vermek. 1950'den beri eldeymemiş sokaklarıyla hala günümüze kadar o 1950 yılındaki haliyle kalıp gelen bir Havana'dayız.
Arkamızda muhteşem bir malikane var. Malikanenin görüntüsünü anlatmak mümkün değil. Sadece birazcık el değmesi bekleniyor. Havana'ya gelmeden önce Küba hakkında, Havana hakkında veya Küba'nın diğer şehirleri hakkında birçok şeyi okuyorsunuz. YouTube'dan birçok YouTuber'ın işte ettikleri cümleleri dinliyorsunuz. Herkes kendi deneyimini paylaşıyor. Hiç merak etmeyin. Özellikle Havana'da size ne vaat edildiyse, o izlediğiniz videolarda, kitaplarda, okuduğunuz kitaplarda ne vaat edildiyse, o bohem ambiyansı kesinlikle bulacaksınız. Ondan şüpheniz olmasın. Kolonyal, neoklasik ve eklektik mimarinin en güzel örnekleriyle işlenmiş sokaklarında amaçsızca gezinmek açık ara Havana'da yapılacak en güzel şey bana göre. Biz de gecenin geç saatlerine kadar Havana'nın gece hayatını soluyabilmek adına sokaklara karıştık. Ama bizim karnımız acıktı, Karayip mutfağını bize en şık şekilde sunabilecek bir restoran arıyoruz. Arıyoruz ama turistlerin çok yoğun gittikleri bir yere değil, aslında yerel lezzetleri otantik şekilde tadabileceğimiz bir yer istiyoruz. Bunun için de hemen eski 1950 model bir arabayı durdurup, taksiyi durdurup, ki bunlarda taksi ibaresi olmuyor genelde, korsan mıdırlar nedirler bilemedim ama, işte onlardan birine atlayıp bizi bir yerel restoranta götürmesini rica edeceğiz. Bakalım bizi nereye götürecekler? Karanlık sokaklardan yola çıkıp belki de kaybolduğunuzu düşünebilirsiniz Havana sokaklarında. Ama kaybolmazsınız. Eğer bir taksiciye güvenirseniz sizi biraz dolaştırır ama sizi öyle bir yere getirir ki işte kapkaranlık sokaklarda ıssız evlerin arka bahçelerinde böyle restoranlar var. Biz de geldik. Bakalım şansımıza nasıl bir yemek çıkacak bilmiyoruz ama keyif alacağımıza eminim. Ne demiştim? Havana'da çok farklı sürprizlerle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. İşte size bu okyanus ülkesinin, ada ülkesinin müziği ve beraberinde güzel insanların yer aldığı bir restorandayız. Bizler bu akşam güzel bir balık yemeği yiyeceğiz. Sizler de davetlisiniz efendim. Evet, işte o gizli ara sokaklardaki restoranda önümüze gelen menü bu. Karışık balık menüsü. Arkadaşlar kırmızı olduğuna bakmayın, lezzetleri de oldukça güzele benziyor. Şimdi bir çatırtı götüreceğiz onlara. Tenimize değen okyanus esintisi ve arkada müziğin o Latin ezgileri. Ve yanımızda iki tane güzel civciv gibi balığımız. Ve dostlar, ne olur? Harika bir gece olur. Biz yemekteyiz efendim. Bize afiyet olsun. Sizin de gönlünüze gönül dolsun. Yarın bambaşka bir günde görüşmek dileğiyle. Guantanamera, mi compañero, aire por el mundo, Guantanamera.
Sabah kahvaltımızı yine Küba'da böyle gördüğünüz gibi pansiyon evlerde yapıyoruz. Pansiyon evler deyip geçmeyin, bunlar da otel konforunda gibi diyelim. Ne var? Guava var, papaya var, ananas var ki ananasın da dalında olgunlaşmışı var yani öyle bizim Türkiye'de konserve ananas yiyebiliriz. Bir de erken kesilmiş, hasat edilmiş fakat uçakta veya işte reyonda olgunlaşması beklenen ananasın tadına benzemiyor diye düşünüyorum. Yoğun bir lezzetli olduğuna kesinlikle kanaat getiriyorum. Birazdan tadacağım lezzetini söylerim. Kızlarımız da bize hizmet ediyorlar sağ olsunlar. Ama ortam gerçekten çok güzel, bir göstereceğim size şimdi. Bakın böyle çiçekler, yeşiller, sular. Küba inanılmaz sürprizlerle dolu bir ülke. İşte kızımız bize ne getirdi? Pinyo. Pinyo getirdi. Pinyo ananas suyu demekmiş. Gördüğünüz gibi biz ananası patır kütür ülkede yerken burada suyunu sıkıp içiyorlar. Kahvaltıda ananas suyu, sıcak suyu. Zengin kahvaltı. Efendime söyleyeyim ne var? Mango marmelatı, tereyağı, deniz tuzu. Çorba. Yani bu çok şaşırtıcı. Bu çok şaşırtıcı. Karabiberin en güzeli. Onlar ne diyorlar? Negra malabar. Yani burasını aslında mağduriyet psikolojisine sokup buraya gezmeye gelenleri, burada sanki hiçbir şey yokmuş gibi, bulduklarınızla yetinecekmişsiniz gibi diyenlere dün akşam size yemekte gösterdiğim gibi şaşırtıcı keyifler yaşayacağınız şey dokular var. Küba aslında bakalım bugün bize ne gibi sürprizler sunacak, onu da dışarı çıktığımızda göreceğiz. Bize afiyet olsun. Luchar contra el imperialismo donde... Devrim Meydanı Küba'nın en büyük ve dünyanın sayılı büyük meydanlarından biri. 1 milyon insan burada Fidel Castro'yu dinliyor ve devrimin niteliklerini kendisinden anlatmasını bekliyorlarmış. Fulgencio Batista tarafından inşa edilmiş. 72 bin metrekare genişliğinde Havana şehrinin merkezinde kurulmuş. Meydanın ortasında 142 metre yüksekliğinde José Martí anıtı ve İçişleri Bakanlığı binası üzerinde de Che Guevara'ya ait olan kocaman metal portre Hasta la Victoria Siempre yazısını görmeye değer. Devrime sempati duyan ya da duymayan herkes için Küba, siyasi tarihi büyük bir önem taşır. Amerika'nın ülkenin tüm kaynaklarını yönettiği minnacık bir ada ülkesi, bir Latin Amerika'da ilki gerçekleştirerek dünya lideri Amerika'ya karşı gelir, isyan eder ve dünyayı şok ederek Amerika'ya karşı verdiği savaşı da kazanır. Bu da dünya siyaset arenasında önemli tektoknik bir hareket başlatır. Küba devrimi ilham verici bir cesaret ve seferberlik öyküsü olmakla birlikte diğer yandan İran İslam devrimi ile halkın devrim sonrasında ülke için planlardan haberdar olmaması ve sürpriz bir rejimle karşılaşmaları bakımından benzerlik gösterir. Her iki devrimde de Amerika'nın devletin içindeki elinden rahatsız olan halk farklı politik görüşlere sahip olsa da ortak bir düşmanı def etme amacında bir liderin altında İran'da Hümeyni'nin, Küba'da da Fidel Castro'nun altında birleşip Amerika uşağı olarak görülen yöneticiyi, İran'da Şah'ı, Küba'da da Batista'yı devirirler. Ortak düşmanı yollamak için halkın katılımıyla olsa da takibinde gelen rejim halka kesilen beklenmedik bir faturası olur. Devrimin faturası halka ağır olur. Evet, şimdi hep beraber devrimi hazırlayan şartlara 3-5 kişilik bir gerilla operasyonunun nasıl toplumsal bir harekete dönüştüğüne, sadece Küba'yı değil, dünyayı değiştiren liderler Fidel Castro ve Che Guevara'yı, Rusya ve Amerika'nın hamlelerinin nasıl nötr olan Küba'yı komünizme yönelttiğine ve Küba'nın rejimine dünyaya ithal etme çabalarına şöyle bir kısaca göz atacağız. Ama bu bölümü sizlerle ikinci bölümde, Küba'nın ikinci bölümünde anlatmak istiyorum özellikle. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk Britanya'ya diz çöktüren lider, Hintli lider Mahatma Gandhi'nin anısına yapılmış olan Küba'daki parkı ziyaret edelim. Anıları yad edelim ama Hindistan'dan gönderilmiş baobab ağaçlarının da gölgesinde birazcık serinleyelim.
Hava sıcak, terliyoruz ama Küba'da olmaktan büyük keyif alıyoruz. Burada kendinizi Afrika'da, özellikle de Tarzan filmlerini iyi izleyen izleyicilerimiz bunu çok iyi hatırlayacaktır. Dev sarmaşıklara tutunan ve Jane'ini arayan... Tarzan mı? İşte burası tam Tarzan'ın yeri, mekanı. Şimdi Küba'nın, özellikle başkent Havana'nın eski sokaklarında hem sanatla uğraşanları hem müzik yapanları, sokaklarında dans eden genç, yaşlı ve genç kalan ne kadar insan varsa hepsiyle karşılaşıp ya dans edeceğiz ya müziklerine eşlik edeceğiz, biraz da hediyelik eşyalar alacağız. Küba'ya, özellikle Havana'ya geldiğinizde görmeden dönmeyeceğiniz bir bina var. Küba sokaklarını arşınlarken tabii ki kent merkezindeyiz. Tarihi Historia Caddesi'ndeyiz. Historia Caddesi'nde ne var? Historia Caddesi'nde Kapitol binası var. Hadi bakalım, onları da bir görün. Tartışmasız Küba'nın en görkemli yapılarından biri olan National Capitol Building. Yapımı 1926-1929 yılları arasında tamamlanan bir kamu binası. Küba'ya geldiğinizde 1950-1955'li yıllara ait bütün klasik Amerikan araçlarını trafikte görebiliyorsunuz. Her yerde Cadillac'lar ve ona benzer bir dolu araç var. İşte Kapitol binasının önünden geçen klasik arabalar. Harika. 1959 yılına kadar kongre merkezi olarak kullanılmış. Bina daha sonra da ulusal kütüphaneye çevrilmiş. 2013 ve 2019 yılları arasında büyük bir restorasyon geçiren National Capitol Building'in bazı bölümleri ziyarete açılmış. 10 peso kadar bir ücretle içerisini gezebiliyorsunuz. Sabah 9'dan akşamüstü 18'e kadar ziyarete açık. Havana'nın en önemli simgelerinden biri olan Ulusal Meclis Binası, Havana'da görmeden dönmeyeceğiniz bir yer. Biz de öyle yaptık. Biz de ziyaret ediyoruz, göreceğiz ama burası hakkında biraz daha bilgi vereceğim sizlere. Turistlere sunulmuş olan, restore edilmiş Havana'nın ve turistlerin sürekli gezdikleri, yedikleri, içtikleri dar alandan çıkıp biraz da gerçek Küba'nın, Amerika'nın yıllardır 1961 yılından beri devam eden ambargosuyla bir ülkenin nasıl fakirleşip bir dilim ekmeğe muhtaç olarak hayatını, umudunu kaybetmeden yaşadığına şahitlik edecek olan ara sokaklara gireceğiz. Ara sokaklarda sizleri çok dolaştıracağım bugün Küba'da. Aslında bu bölüm biraz da Havana'nın sürekli fotoğraflarda veya videolarda sunulan, görsel olarak öne çıkartılan görüntülerinin dışındaki görüntülerde sizlerle daha samimi bir Küba'yı, gerçek Havana'yı, gerçek Kübalıları gösterip anlatmak istiyorum. Dünya lideri Atatürk'ün Havana'da hem heykeli var, hem de etrafını temizleyen arkadaşımızın üzerinde Atatürk tişörtü var. Ne diyor? Dur. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Bence günün fotoğrafı buydu. Kesinlikle. Thank you. Çıkarsana bir saniyesiz. Aha. Bak şunu. Alexander'ın tişörtüne bittim. Alexander sallandır. Neredeyiz? Havana'dayız efendim. Havana'ya geldik, mağduriyet edebiyatları dinledik. Hepsini bir kenara itiyoruz, kütüphaneye kaldırıyoruz. Ama bir şeyi asla ıskalamıyoruz. Böyle tatlı bir rehberle ve sürprizlerle dolu geziyoruz. Meksika'da da Türk heykeli, Havana'da da Türk heykeli. Neler oluyor Güney Amerika'da? Atatürk Güney Amerika'da çok önemli bir karakter. Özellikle devrimci ruhuyla ve Türkiye yaptığı şeylerle burada hem Meksika'da hem Küba'da hem de diğer pek çok ülkede devrimcilerin rüyasını süsleyen karakterlerden bir tanesi. O yüzden Atatürk neredeyse bütün Güney Amerika'daki ülkelerde mutlaka bir figürü, bir Türk büstü, bir heykeli olan bir lider, dünya lideri. Güzel olarak dünyada bu kadar değer gören bir lidere sahip olmakla gurur duymaktan başka bir şey yapamıyoruz. Şanslıyız. Şanslıyız. O şansı da Güney Amerika'nın veya işte bu dünyanın bir tanesi
Havana'da veya Meksika'da Atatürk heykeliyle karşılaşmak bizim için gerçekten evet. Çok sürprizdi. Bu sürprizleri bize sağladığınız için teşekkür ederim. Meksika'da gördük. Burada da gördük. Türkiye'den geldik. 8000 km uçtuk. Her tarafta tutuk var. Lelebet Atatürk. Ama en çok da nerede var hocam? Belte var ya. Teşekkür ederim. Evet, Havana. Havana dediğimiz gerçekten de çok havalı bir yer. Binaları 1950'den kalma, araçları 1950'den kalma ama gönülleri gerçek anlamda dünya medeniyetine örnek olabilecek kadar mutluluk ve sevgi saçan insanlar bunlar. Havana'da yeni bir gün, sımsıcak, harika, birbirinden güzel sürprizler bizi bekliyor demiştik. Starların bulunduğu yere giriyoruz yavaş yavaş. Havana'da eski gördüğünüz bütün binaların hepsinin içerisinde böylesi muhteşem yerler var. Bakar mısınız? Yani binanın arastasında palmiye ağaçları var. Renkli seçimleri zaten mükemmel. Turkuaz, deniz kıyısında turkuaz renginin tercih edilmesi tesadüf değil. Son yıllarda dünyanın akın ettiği, hani 1950 ruhunu kaybetmeden, modernleşmeden, Amerika henüz buraya elini değdirmeden gidin bir görün, zamanda bir seyahat edin denilen mistik bir ülke. Geldik, sokaklarına karışacağız ama buraya sinmiş olan o mutluluğu ve huzuru kimsenin almasına müsaade etmeyen bu onurlu halkın caddelerinde, sokaklarında, bazen kendi evlerinde ve eğlence yerlerinde onlarla birlikte nefes almak ve onların adımlarını takip ederek Küba'yı gezmek hepimizin hoşuna gidecek, bunu biliyorum. Küba'da ne yapıyoruz? Şu an alışveriş yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi bir dolu Küba'yı anlatan eşyalar var. Çok güzel Che Guevara tişörtleri var. Oo, çok güzel tablolar var. İşte klasik Küba bu aslında. Rengahenk, rengarenk. Evet, Che Guevara, chicken. Yes. Evet. Hiya me gusta, ne düşünüyorsun bu hususta demişler. Neredeyiz? Küba'da alışveriş merkezi değil de küçücük bir böyle bir hediyelik eşya standındayız. Her yerde Che Guevara'nın o devrim şapkası var. Bende nasıl durdu hocam, yakıştı mı? Süper. Galiba biraz fena durmadı. Evet. Ama Küba demek biraz da içeride olanlar demek. Hadi bakalım yavaş. Uzun mesafelerdeki yerlere gitmek kimimiz için zor görünebilir. Hatta imkansız bile gelenler olabilir. Ama gideceğiniz ülke Küba ise... Çaykoları çeviriyorum. Arroz, granos, aceite, azúcar, azúcar. Karnesiyle buradan devletin kendilerine takdir gördüğü kadar verilen yiyeceklerin satıldığı, sigaranın, yiyeceklerin, içeceklerin, romların verildiği dükkandayız. İşte bir karne örneği ve karnesiyle makarna alan bir vatandaş. Kübalı. Çok ilginç. Evet.
Peki, o zaman evet, Küba deyince ne geliyor insanın aklına? Küba deyince güzel kızlar geliyor, bomba gibi kızlar geliyor. Bomba deyince de askeriye malzemeler geliyor. Kızımızın üstünde de gördüğünüz gibi süper kostümü var. I love you Küba. He? Hadi. Christoph Kolomb keşfetmiş. Dünyada görülmesi en çok istenen ülke olan Küba'nın nüfusu bugün 11 milyon. Resmi dili İspanyolca, sloganı da vatan ya da ölümdür. Üniter, yarı başkanlı, sosyalist bir cumhuriyet olmaya ısrarla devam ediyor Küba. Havana devasa meydanlarıyla tanınan, bilinen bir yer. Ama onlardan en önemlisi ve tarihi dokunun neredeyse her milimetresine silmiş olan bir yer var. 18. yüzyıla kadar tarihi dayanan Plaza de la Catedral Meydanı. Küba'nın Havana şehrinde bulunan en büyük 5 meydandan da biri aslında. Meydanda çok fazla tarihi yapı mevcut. Bunlardan biri de Plaza del Catedral'in ismini verdiği Havana Katedrali'dir. Mimari olarak bakıldığında hani Avrupa'daki veya dünyadaki diğer kiliselerden ayrılan yanı oldukça sade olması. Bu katedral asimetrik özelliklere sahip bir barok mimari olarak bilinmektedir. En başta bataklık olarak bilinen Plaza del Catedral daha sonraları kurutulup tersane olarak kullanılmış. 1727'de Havana Katedrali'nin inşa edilmesiyle birlikte meydan yavaş yavaş anlam kazanmaya başlamış. Yani şu an üzerinde döndüğümüz, dolaştığımız bu yer bir bataklıkmış. Bataklık kurutulup önce tersane, sonra da meydan yapılmış. Geleneksel Küba kostümleriyle kızlarımız ne yaptılar? Fotoğraf verdiler. Var mı botuk? Ben de botuk bazı bu adama verdim. Milady. Milady Rosa geleneksel Küba kostümlerini giymiş, geleneksel o türbanını takmış ve meşhur çiçeklerini de buraya koyarak ne yapmış? Bilmiyorum ya. Fotoğraf veriyor. Rujumu da sürdüm. Efendime söyleyeyim, yelpazemi de açtım. İşte ben Kübalıyım diyorum. Vay! Classical Küba filmi. Okay. Oh be! Evet, Antonio Gade'nin heykelinle beraberiz. Ne yapıyoruz? Burada beraber poz veriyoruz. Arkadaşım İspanyolca bilmiyor ama benimle poz vermeyi kabul etti. Antonio Gade efendim, tanırsınız. Bizim Antonio. Ünlü flamenco dansçısı Antonio Gade. Her zaman derim ya, Küba sürprizlerle dolu diye. İşte bu sokaklarda sanat var. El değdiğinde, restore edildiğinde aslında kentin nasıl bir görünüme sahip olacağının da sırları işte buradaki sokakta var. Muhteşem. Karayipler'de tropikal iklimin hüküm sürdüğü bir ada ülkesi burası. Bol ağaçlık bir alan olduğundan Küba ismi güneşin toprağa hiç değmediği yer anlamına geliyormuş efendim. Cubao'dan geliyormuş. Cubao. Ah şu İspanyolca ne kadar güzel bir dil. Bir an önce de öğrenmem lazım ama bu tembellik bende ne zaman bitecek bilemedim yani. Efendim, bu ülkenin başlıca geçim kaynakları şeker kamışı, tütün, turunçgiller, kahve, pirinç ve özellikle de turizm. Bir ucundan diğer ucuna 1200 kilometrelik bir adadan bahsediyoruz Küba'dan bahsederken. Trafik akışı da bildiğiniz gibi sağdan, görmüşsünüzdür ekranlarda size gösterdiğim kadarıyla. Buraya vize yok, özellikle yeşil pasaporta vize yok ama bordo pasaportlara da işte kapıda alınan bir vize söz konusu. Küba'da ortalama hava sıcaklığı 26 derece, yazın ortalama sıcaklık 28 dereceyi de buluyormuş, kışınsa 22 derecenin altına da inmiyormuş. Ve bu meydan gerçekten de çok eğlenceli görünüyor.
Yani Küba'da olmak ayrıcalık gibi bir şey. Küba'nın her yerinde tarihi araçlar var. Her biri 1950 yılından kalma. Yani ne demek lazım bilmiyorum. Küba'da olmak çok güzel ya. Küba, kasırganın en çok zarar verdiği ülkelerden biri. Dolayısıyla Eylül ve Ekim ayları burada kasırga zamanı, yağmur zamanı. Lütfen o dönemlere denk getirmediğiniz bir seyahatte Küba'da benim size gösterdiklerimi değil, sizin kendinizin gidip göreceklerinizin tadına varmak istiyorsanız kasırga zamanını tercih etmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Küba konusunda hala ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hala buraya gelmediyseniz muhakkak en yakın zamanda bir tur ayarlayıp kendinize gelmelisiniz. Rengarenk 1950 yılından kalma araçlar ve turuncu tabii ki bizim favori rengimiz. Gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Poz vereceksiniz. Küba rengarenk klasik araba cenneti gibi. Gördüğünüz her model, her tip kabriyolar var, yazlık araçlar var, üstü açılan var, üstü kapalılar var ve her biri çap canlı renklere sahip. Gördüğünüzde bunların her biriyle fotoğraf çektirmek isteyeceksiniz. Çektirmelisiniz de. Herhalde bir fotoğraf çektirmek istesiniz. Herhalde şu sıra sıra araçların arasında fotoğraf vermek istersiniz. Gerçekten de sarısı, pembesi, turuncusu, moruyla alternatif renkli araçların burada 1950 yılından beri hayat sürdüklerini bilmek çok umut verici aslında. Küba değişmeyen yüzüyle bir de değişen yüzüyle aslında biraz da hızlı değişen yüzüyle şimdilerde gelip görmeniz gereken ülkelerin başında geliyor. Turistlere sunulmuş olan restore edilmiş Havana'nın ve turistlerin sürekli gezdikleri, yedikleri, içtikleri dar alandan çıkıp biraz da gerçek Küba'nın, Amerika'nın yıllardır 1961 yılından beri devam eden ambargosuyla bir ülkenin nasıl fakirleşip umudunu kaybetmeden yaşadığına şahitlik edecek olan ara sokaklara gireceğiz. Ara sokaklarda sizleri çok dolaştıracağım bugün Küba'da. Aslında bu bölüm biraz da Havana'nın sürekli fotoğraflarda veya videolarda sunulan, görsel olarak öne çıkartılan görüntülerinin dışındaki görüntülerde sizlerle daha samimi bir Küba'yı, gerçek Havana'yı, gerçek Kübalıları gösterip anlatmak istiyorum. Küba demek salsa demek. Salsa her yerde. Don Quixote'un Sancho Panza'sını arıyorduk. Hey. Don Quixote neredeydi? Oradaydı. Burada ne vardı? Sancho Panza var tabii ki. Sancho Panza no lo va a entender en inglés. Yeah. Di. No, Sancho Panza no habla inglés. Ah, Sancho Panza. Okay. Lazaro 89 yılında yapmış. Oldukça sanatsal görünüyor. Küba'dan ne alınır ne hediye götürülür. İşte bu düşünce sarıyor sizi Havana'ya vardığınızda. Hani Küba'nın meşhur prolarını ve Küba'nın o meşhur romunu bir kenara bırakacak olursak, özellikle son yıllarda yaşam tarzı ve renkli görüntüleriyle turistlerin ilgisini çeken Havana'da hediyelik olarak alınacak çok fazla çeşit var. Her biri de el emeği, göz nuru. Tam bir sanatçıların dünyadaki üssü gibi. Gönüllerinden, kısıtlı materyallerden öyle güzel eserler yaratmışlar ki her birini almak için yarışacaksınız. Geldiğinizde hediyelik eşyalar çeşit çeşit. Küba seyahati denince aklınıza ilk gelen şeyin alışveriş olmaması çok doğal.
60 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ablukası altında yaşayan bu aday ülkesinde bazen en sıradan tüketim mallarını bulmak dahi zor olabilir. Fakat ironik bir şekilde Küba yabancı turistler için gerçek bir alışveriş cenneti. Bu ülkenin insanları kısıtlı imkanlarla ve kısıtlı materyallerle öyle yaratıcı, öyle sanatsal işlere imza atıyor ki haliyle turistler için de alışveriş cennetine dönüyor. Dünyadaki standartlaşma eğiliminden uzak, el emeğiyle ve yerel kültürle harmanlanmış son derece özgün, anı simgeleyen, anılara güzel izler bırakacak her köşede karşınıza alışveriş yerleri çıkıyor. Beş duyunuza hitap eden bu ürünler, okyanusun ötesinden evinize kadar taşınmayı bence hak ediyor. Küba'dan bir parçayı evinize taşımanızı sağlayacak olan bu ürünler neler mi? Hadi gelin hep beraber keşfedelim. Meydanına geldiğinizde turistler için böyle durak noktaları yaratılmış. Aziz San Francisco Katedrali'nin hemen yanında kentin şans dağıtıcısı olan bir abimiz var. Onun sakalından tutuyorsunuz, dilek diliyorsunuz, kısmetinizin açıldığı iddia ediliyor. Biz de abimizin sakalından tuttuk, bakalım kısmetimiz açılacak mı? Türkiye'ye döndüğümüzde kısmetimiz ne kadar açıldı, ne kadar kapandı o zaman göreceğiz tabii. Tarihi toplar yolu kapatmak için kullanılmış burada. Havana'ya geldiğinizde özellikle hareketli olan Remedios ve Cama Güney'deki atmosfer ve mimari sizleri etkileyeceğine inanıyorum. Arnavut kaldırımların birçok köşe başında sokak çalgılarının bulunduğu görkemli meydanların olduğu bu şehirde kitap gibi okunduğu varlıklı ve entrika hikayelerine konu olacak kadar sırlarla dolu sokaklar ve caddeler var. Birçok yadigar bina perişan durumda olabilir. Yatırım bekliyor olabilir. Boya badana bekliyor olabilir. İlgi bekliyor olabilir. Ama çağdaş sanatlar dendiğinde bence Küba akla gelen ülkelerden biri olmalı. İşte bir çağdaş sanat eser örneği. Bakar mısınız lütfen? Çok hoş. Havana'nın sırlarını paylaşan bir kitap gibi satır satır bu binalardan sızan tarihi hissetmek ve okumaya çalışmak inanın çok hoşunuza gidecek. Küba sokaklarını dolaşırken bazı görüntüler gerçekten de çok yürek burkucu. Bir parkın ortasında küçücük çocuklara hediye edilmiş bir çift 47 numara rollerblade'e ayaklarını sokmaya ve kaykay yapmaya heveslenen çocukları gördüm. O an dünyanın en zengin insanı olmak istedim. Bir kamyon, bir uçak dolusu rollerblade'i Havana sokaklarındaki çocuklara hediye etmek istedim. Uzun yıllar Amerika'nın ambargosu, mahkum edilmiş bir fakirlik, yokluk ve hayata tutunmaya, umutla bağlanmaya çalışan bir genç nesil. Ne diyebilirim ki? Küba halkı spora, sanata, baleye, operaya, eğitime, sağlığa önem veriyor. Beyzbol en popüler spor. Halkın %95'i devlet memuru. Maaşları 30-40 cüç civarında. Devlet 12 yaşına kadar öğle yemeğini karşılıyor. Lise hayatı boyunca her yıl iki çift olmak üzere kıyafet veriyor. 7 yaşına gelen öğrenciler komünizme bağlı kalacaklarına yemin ediyor. Ülkede çok 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 doktor var. İlaç bakımından da gelişmiş bir ülke. Dünyanın her yerinden tedavi için buraya geliyorlar. Özellikle tansiyon ve kanser üzerine, sedef ve vitiligo hastalıkları üzerine burada tedavi olduklarına inanan çok kişi var. Küba'da devlet düzenli periyotlar halinde halkın ihtiyacı olan et, tavuk, belli oranda süt, yumurta, ekmek, şeker, kahve, rom, siyah fasulye gibi temel gıda maddelerini ücretsiz temin ediyor.
Yani özetleyecek olursak, halkın evini, yiyeceğini, ihtiyaca göre arabasını, eğitim, ulaşım ve sağlık masraflarını, hatta öğrencilerin okul üniformalarını ve yiyeceklerini bile karşılayan bir devlet Küba. Havana genel itibariyle kolonyal dönemden kalma binaları ve özellikle 1900'lü yılların başından kalma binaları, 1950 yılından kalma araçlarıyla aslında tarih kokan, rutubet kokan sokaklarıyla bizleri bekliyor. Şu anda Eczacılık Müzesi'ne giriyoruz. Eczacılık Müzesi'nde neler yok ki? Aynı sanatçı bu, aynı sokak resimlerini yapan kişi. Julien burada da güzel bir eser çıkartmış kendine. Havana sahili gündüzü başka güzel, akşamı bambaşka güzel. İşte şimdi karşımıza çıkan yerse Morra Kalesi. İtalyan mühendis Juan Baptista Antonelli tarafından tasarlanmış. 1589-1630 tarihleri arasında Havana'nın sahil kıyılarını korsanlar sürekli işgal etmek için saldırılar düzenliyorlarmış. Rönesans askeri mimarisini çok iyi yansıtan Morra Kalesi, tarihte önemli bir yere sahip olduğu gibi günümüze de oldukça ilgi gören bir yer. Seyahatimizin Küba'ya ayırdığımız birinci bölümünde sizleri Havana'da, Küba'nın başkenti Havana'da birazcık sokaklarda dolaştırmak istedim. Aslında şöyle bir laf var, merkezden uzaklaştıkça gerçek Küba'ya yaklaşırsınız. Trinidad, gerçek Küba yaşantısından izler bulabileceğimiz turistik fakat çok güzel, egzotik bir şehir. Sizleri Trinidad'a götüreceğim ama en önemlisi de Küba devriminin efsane ismi Che Guevara'nın anıt mezarında sizlerle buluşacağız. Sevgili dostlar, şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki Küba bölümümüzde çok daha sıra dışı mekanlarda tekrar yeniden karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın. Evet, bir yolunu bulur çıkar yola. Neler neler getirir ekranlara. Hadi gezelim. Hadi gezelim. Hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim. Yepyeni yerleri birlikte keşfedelim. Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim.